Ramazon tarixda. Hijratning 8-yil yili. Ramazon oyining 20 sanasi. 630 yil 11 yanvar. Muqaddas oyda büyük g'alaba sodir bo'ldi. Makka mukarrama fath etildi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshchiligidagi musulmonlar qo'shini muqaddas shaharni jangsiz, hech bir qiyinchiliklarsiz fath qildilar. Makkaning fath etilishi tavhidning shirk ustidan tantanasini belgilab berdi. Rasulullah aleyhisselam Kabe'ye kirgach, o yerdeki müşriklerinin barcha butları ve sanamlarını buzup taşladılar. Şu fırsattan faydalanıp, Mekke, yeryüzüde bunyat etilgen birinci ibadatxana. Barcha ibadatlar, Huddi İbrahim ve İsmail aleyhisselamlar davridagi kabi yegane Allah'a sacda kılınışı başlandı. Yangi halklar İslam dinini kabul kılışı bilen Kabe joylashgan Mekke şahri, ne fakat Araplar, balki bütün dünya musulmanları için mukaddes dini merkezge aylandı. Risolat boshlanganidan 12 yıl ötüp, diğerli barcha musulmanlar Rasulullah bilan birgalikda Mekke'den çıkıp, ilk İslami devlet teşkil topgan Medine'ye hicret kıldılar. Şundan sonra Rasulullah başlığındaki Medine'lik musulmanlar ve Mekke'lik müşrikler ortasında uruş başlanıp, türlü muvaffakiyetler bilen musulmanlar faydasiga devam etti. 628 yılda Rasulullah bilan Qurayshlik müşrikler ortasında Hudaybiye tinchlik shartnomasi tuzildi. Biroq oradan 2 yıl ötüp, onlar qurshovida Masjid-i Haram hududiga kirib keldilar. Tuyada oturgan holda Ka'bani aylanib chiqa boshladi. Ka'ba atrofida 360 ta but bo'lib, Rasulullah qo'llaridagi tayoq bilan ularni urib, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doim yo'q bo'luvchidir. Haq keldi, botil yangilanmas va qaytmas. Degan oyatlarni tilovat qilardi. Bundan butlar birin ketin yerga qulardi. Ka'bani aylanib chiqqach, Rasulullah u yerda barcha butlarni olib chiqib, payg'ambarda bo'lishi mumkin, deya Makka aholisi islomni qabul qila boshladi. Payg'ambar alayhissalom Safo tepaligiga yaqinlashib, o'sha yerdan Ka'baga qarash uchun unga ko'tarildilar. Ma'lum vaqt davomida Rasulullah qo'llarini ko'tarib osmonga qaradilar va Allohga duo qildilar. Makka fath etilgandan so'ng Payg'ambar alayhissalom u yerda 15 kun qolib, so'ngra Hunayinga yo'l oldi. Makkaga hukmdor etib, Uttob ibn Usayd va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhumolar tayinlandi. Qiyomatgacha Makka atrofidagi hudud va shaharning o'zi osmonlar va yer yaratilgandan beri bo'lganidek himoyalangan yerlar bo'lib qoldi. Bu joyda uning maxsus maqomini ta'minlaydigan alohida qoidalar amal qiladi. Ramazonning 20-kunida fath etilgan Makka 21-Ramazon kunida katta shodiyona bilan musulmonlarga to'lib toshdi.